Liderlerin taziyelerine bakalım. Liderler teröre karşı bir mesaj verdiler. Bu karanlık günleri birlikte aşacağız mesajları paylaşıldı. Patlamanın ardından dünya liderleri de Türkiye'ye başsağlığı diledi. Ne olursak olalım, bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Siyasi liderler İstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayı kınadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörün ve destekleyenlerin lanetlenmesi lazım dedi. Ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu saldırıları bu millet yürek yüreğe vererek halledecektir dedi. Hayatını kaybeden her bir kardeşime Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Bu ülke, bu millet, bu devlet bu badireleri elbette aşacaktır. Alçakça yapılan bu terör saldırılarını elbette el ele vererek, yürek yüreğe vererek bertaraf edecektir. Deva Partisi lideri Ali Babacan, can kaybının artmamasını umut ediyorum dedi. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, saldırının ardından umuyoruz ki Türkiye yakın geçmişte acıyla tecrübe ettiği günleri ve anları bir kez daha yaşamaz dedi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür mesajını yayımladı. İstiklal Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum dedi. HDP'den yapılan açıklamada da İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz denildi. Mesajda üzüntümüz ve acımız büyük ifadesi yer aldı. Patlamanın ardından dünya liderleri Türkiye'ye taziyelerini iletti. Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD İstanbul'da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz mesajını iletti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de dost Türk halkının acısı bizim acımızdır dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acınızı paylaşıyoruz, terörizme karşı mücadelede yanınızdayız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı taziye mesajında şahsım ve halkım adına tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.